Haberdoz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. OXM'in son sayısına verdiği röportajda yeni sistemlerden bahseden design direktörü Nicholas Figgerius, oyuncuların sınıflara bağlı olarak seçim yapmak yerine istedikleri ekipmanları seçebileceklerini söyledi. Yeni silahlar ve ekipmanlar tecrübe puanıyla açılıyor olacak, ancak ilginç bir şekilde açtığınız eşyaları partneriniz de kullanabilecek. Böylece iki sıkı arkadaş düzenli olarak beraber oynamaya karar verip hep farklı eşyaları açarak geniş bir seçim havuzuna kavuşabilecekler. Ya da yüksek seviyeli oyuncular düşük seviyedeki oyuncuların ezilmesini engelleyip takımlarına yardım etmelerini sağlayabilecek. Bu da bizi partner sistemine getiriyor. Battlefield oyunlarındaki gibi takıma sahip olmak yerine sadece tek bir oyuncuyla partner olacaksınız. Haritada onu görecek ve ona spawn olabileceksiniz. Bu hem envanter sistemiyle birbirinize yardım edebilmenizi hem de muhtemelen bir takımla savaşırken elde edeceğinizden çok daha sağlam bir silah arkadaşlığı hissi yaşamanızı sağlayacak. ESL'in bu sezon başlattığı ve geleneksel hale getirmeyi planladığı ESL Doğu Avrupa Şampiyonası'nın Counter-Strike Global Offensive dalında ülkemizi temsil eden Space Soldiers takımı final oynayarak büyük bir başarıya imza attı. Romanya'da gerçekleşen ESL Doğu Avrupa Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Bulgaristan ekibi Gplay'e karşı oynayan ekibimiz karşılaşmadan 3-1 yenik ayrılarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Multiplayer ekibi olarak sonraki turnuvalarda temsilcimiz Space Soldiers'tan şampiyonluk bekliyoruz. Almanya merkezli PC Gamer sitesinin iddiasına göre Bethesda, E3 2015'te halka açık olan konferansından sonra sadece basına özel bir konferans düzenleyecek ve Fallout 4'ün 30 dakikalık demosunu gizli bir şekilde basına tanıtacak. Bu iddialar ne kadar doğru bilinmez. Zaten PC Gamer'da iddiaların bilinmeyen bir kaynaktan geldiğini belirtmiş. Fallout 4 artık çıkıyorsa çıksın. Çıkacak mı çıkmayacak mı derken aklımızı yitireceğiz. GTA 5'in PC'ye çıkışıyla mod yapımcılarının da harekete geçtiğini duymuşsunuzdur. Bu sefer yine bir mod yapımcısı GTA 5 için yaptığı Gravity Gun moduyla karşımızda. Half-Life 2'nin sembolü haline gelen Gravity Gun'ı Los Santos sokaklarında kullanmanızı mümkün kılan bu mod, şehri birbirine katmanızı iyice kolaylaştırıyor. Bir dönem cep telefonlarımızın vazgeçilmezi olan Snake, yani yılan oyununa yıllar sonra bir devam oyunu geldi. 14 Mayıs'ta Android, iOS ve Windows Mobile için çıkan Snake Rewind adlı yeni oyunda duvara çarpmanız veya kuyruğunuzu yemeniz durumunda da oyun devam ediyor. Ekranın tamamını yılanımızla doldurmaya çalıştığımız Snake Rewind'de pek çok farklı meyve ve güçlendiriciler de bulunuyor. Yeni Indiana Jones filmi resmi olarak onaylandı. Lucasfilm yöneticisi Kathleen Kennedy, yeni bir Indiana Jones filmi daha yapacaklarını, ancak bunun ne zaman olacağının henüz netleşmediğini söyledi. Senaryo üzerinde çalışmaya başlamadıkları için daha önümüzde uzun bir zaman var. Son Indiana Jones filminde yaşanan felaketi de unutmuş değiliz. Yine kötü bir film yapacaklarsa hiç yapmamaları daha doğru olur. Güzel bir seriyi tüketene kadar devam ettirmenin anlamı yok. 2015 Türkiye Şampiyonluk Ligi yaz mevsim sezonuna hazırlanan Team Turquality'de bazı değişiklikler meydana geldi. Zon ekibinden tanıdığımız Polonyalı Karol Slomka, TT'nin yeni orman oyuncusu oldu. Böylelikle bir diğer Polonyalı Kondi Zisan ile yollar ayrıldı. Longby'nin orta koridora geçmesiyle boşalan yukarı koridora da İsveç'te Gustav Blomqvist transferi gerçekleştirildi. Bakalım Team Turquality yaz mevsimini nasıl tamamlayacak? Yılın en çok beklenen yapımlarından birisi olan The Witcher 3 Wild Hunt'taki yaratıklar hakkında yeni bir video yayınlandı. Oyunun yapımcılarının görüntüleri eşliğinde yayınlanan videoda The Witcher 3'te mücadele edeceğimiz karada ve denizde yaşayan pek çok yaratığı görme fırsatını buluyoruz. Yaratıkların zayıf noktaları hakkında ipuçları da veren yapımcılar bu videoyla serinin hayranlarını heyecan içinde bıraktı. Ayrıca 19 Mayıs 2015 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkacak olan Witcher 3 için bir ilk gün yamasının da geleceği açıklandı. CD Projekt Red'in de bölüm tasarımcısı olarak çalışan Miles Toast, oyunun mevcut haliyle de oynanmaya hazır olduğunu, yamayla sadece çok ufak ayarlamaların yapılacağını belirtti. Tüm zamanların en popüler oyunlarından biri olan Myst televizyon dizisi oluyor. Myst'ten esinlenerek yaratılacak olan diziye aynı senaryoya sahip yeni bir oyunda eşlik edecek ve diziyle oyun arasında bağlantı kurup bizler de dizinin bir parçası olabileceğiz. Şu an için elimizde proje hakkında pek detay bulunmasa da akıllara ilk olarak Lost tarzı bir diziyle karşılaşacağımız geliyor. Lost da zaten Myst oyunundan etkilenerek yapılmış bir diziydi. Nasıl olursa olsun Myst'in hayatımıza tekrar girecek olması sevindirici. Yerli oyun yapım şirketi Old Mustache'in PC, Mac ve Linux platformları için geliştirmekte olduğu korku oyunu No70, Steam'den yeşil ışık yakılan oyunlar arasına girmeyi başardı. Yani No70, Steam'de yayınlanabilir duruma geçmek için önemli bir aşamayı atlamış oldu. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen FPS türündeki korku oyunu No70'te Aras isimli bir karakterin geçmişiyle yüzleşmesine şahitlik edeceğiz.
Yapımcılığını Volkan Demir'in yaptığı, senaryosunu Gözde Demir'in yazdığı oyunun henüz net bir çıkış tarihi bulunmuyor. Goat Simulator'ın eğlenceli sürprizlerinin arkası kesilmiyor. Goat MMO Simulator güncellemesinden sonra şimdi de oyun için Goat Z adlı bir DLC geldi. Coffee Stain Studios'a göre DayZ'den esinlenen Goat Z DLC'si Steam'de erken erişimde olmayan tek hayatta kalma oyunu. DLC'nin özelliklerini de aynı hiciv dolu üslupla sıralamışlar. Zorunlu crafting sistemi, çünkü diğer herkes bunu ekliyor. Buglı zombiler, gerçek böceklerle de bir alakaları var ama anlatmaya kasmayacağız. Oyundaki yarım düzine silahtan biri olduğu sürece dünyadaki her şeyi craftlayabileceksiniz. Zombiler. Çünkü bu bir zombi oyunu. Oldukça büyük ve dolu yeni bir harita. Lanet olası 5 dakikada bir yemek yemek zorunda olduğunuz gerçekçi bir hayatta kalma sistemi. Çünkü Dean Hall ve Gary Neumann böyle istiyor. 81. Dijital Doz bitti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dijital Doz bitti.